Hüseyin Rahmi Gürpınar Erkeğin Üstünlük Reçetesi Seslendiren Akın Altan Şehsuvar Bey, kadın deyimiyle dalyan gibi bir delikanlı. Boy, boz, vücut, endam, kaş, göz yerinde. Akıl, zeka, görgü, tahsil parlak. İki yıllık evli. Hanım da her yönden beyin hemen eşi dengi. İstanbul'da benzerlerine çok rastlanılmaz bir çift. Durumun dış yüzü böyle. Bir de bunun iç yüzü var. Yekta Hanım çok asabi, kocasına düşkün ve kıskanç. Ama elden geldiğince renk vermemeye, derdini hazma uğraşıyor. Kadının erkeğe üstünlüğü üzerine kitaplarda okuduğu yaşlı, tecrübeli hanımlardan işittiği kuralları topluyor. Kendi evlilik hayatına uygulamaya çabalıyor. Şehsuvar Bey karısının birçok garip ve esrarlı davranışlarına, gizli uğraşlarına, tuhaf tuhaf dalgınlıklarına dikkat ediyor ama o da bu dikkatlerini sezdirmemeye çalışıyor. Son zamanlarında üç şey Şehsuvar Bey'in pek dikkatini çekmişti. Masraf pusulasında gördüğü pırasa sarfiyatının çokluğu. 1. Gece yatakta hanımın başı altına içi ot dolu küçük bir yastık koyması. 2. Alçak ökçeli ayakkabıyla kendi başına köşkten çıkarak tenha yerlerde 1-2 saat dolaşması. 3. Beyefendi, bu üç merakını halledebilmek için başvurulması gereken çareleri denemekten geri durmamıştı. Uşağa çağırdı. Hasan, biz evde o kadar çok pırasa yemiyoruz. Pusulada görülen günde bu okkalarla pırasalar nedir? Hasan kızardı, bozardı, kekeledi. Sonunda... E efendim, e sebebini bildireyim ama laf aramızda kalsın. Hanımefendi duymasın. Peki, öyle olsun. Söz veriyorum. Uşak başını arkaya çevirdi. Oda kapısına baktıktan sonra iki adım daha behe yaklaşarak... Efendim, hanımefendi ısmarlıyor. Bu prasa hesabının masraf pusulasında gösterilmemesini de emretmişti. Ama nasıl olmuş da geçmiş, bilmem. Hanımefendi, bu kadar pırasayı ne yapıyor? Galiba ilaç yapıyor efendim. Peki, hadi çık okkalarla pırasadan ne ilaç yapılır? Acaba Yekta Hanım o zeka ve tahsiliyle üfürükçülere, büyücülere mi gidip gelmeye başladı? Kadın aklı bu. En yüksek olanının ciddiliğine inanılmaz. Pırasa üzerine beyin bu küçük araştırması merakını uzaklaştırmak değil, büsbütün artırdı. Bir gece münasebet düşürerek yastık meselesini de sordu. Hanım, Başımızın altına koyduğumuz yastığın içi ne dolu? Ot. Ne otu? Şerbetçi otu çiçeği. Ne iyi o? Sinire. Beyin ikinci araştırması burada durdu. Merakını çözümleyemedi. Şimdi üçüncüsü kaldı. Hanım her gün yalnız başına en tenha yerlerde bir iki saat gezinti yapıyordu. Acaba sözleştiği bir aşığı mı vardı? Onu görmeye mi gidiyordu? Şehsuvar Bey, karısını uzaktan uzağa birçok defa izledi. Hanımın en ücra yerlerde dalgın dalgın dolaşmasından başka bir şey göremedi. Bir sırrını eremedi. Ama onun her gün, saatini şaşırmaksızın, bu gezintilere çıkmasında elbette bir amacı vardı. Şehsuvar Bey'in bir türlü çözemediği üç merakı Üzerindeki asabiyetini her saat artırıyordu. Az zaman sonra bu üç merakına bir dördüncüsü de eklendi. Yatak odalarında hanımın çekmeceli, dolaplı, şık bir yazıhanesi vardı. Bunun anahtarı başkasının eline geçecek korkusuyla, yektağının titrediği, onu gizlemek için gösterdiği özen ve telaştan anlaşıldı. İçi bu kadar saklı tutulan bu yazıhanede, Acaba ne sırlar vardı? Tesadüf, bir gün beyin bu meraklarını hep birden çözmeye yardım etti. Şehsuvar Bey, hafif bir baş ağrısı bahanesiyle bir gün adeti olmadığı halde kalemden erken döndü. Karısını evde bulamadı. Soyunmak için yatak odalarına çıktı. Bakışları öyle bir şeye ilişti ki gözlerine inanamayacağı geldi. Karısı yazanenin anahtarını üzerinde unutmuştu. Küçük, zarif anahtar, kırmızı kurdele bağıyla kilide sokulu kalmıştı. İnsan en çok ihtiyatı gerektiren şeylerde bazen öyle dehşetli faka basar. Şimdi koca, karısının bu sır mahfazası önünde durdu. Evet, açmalı mı? Açmamalı mı? karısının sırlarını öğrenmek için fırsat bulmuş bir kocayı hangi vicdan endişesi bu araştırmadan alıkoyabilir Nikahıyla bağlanmış tek vücut olmuş iki yaratığın birbirine karşı kesin ve ciddi saklılığı gerektiren ne sırları olabilirdi dünyada karılık kocalıktan büyük ne gizlilik olur şehsuvar bey aklına gelen bu yolda sorulara hep kendinden yana karşılıklar buldu vicdanının pek derinliğine eşeleyerek anahtarı çevirdi. Yazıhaneyi açtı. Karısının bütün özel evrakını karıştırdı. Ta okul öğrencilik hayatından kızlık zamanına kadar olan birçok masum sırlarını öğrendi. Yazıhanesinin gizli bir gözü olması gerekirdi. Onu aradı buldu. Eline geçen kağıtlardan işte bir tanesi. Gülfem Hanım tertibi bütün Türk kadınları, kardeşlerim, size sesleniyorum. Sizi istibdatları altında tutmak için erkeklerin bin silahı vardır. Sizinse onlara karşı üstün gelmek için alet ve savunmanız sadece gençliğiniz, güzelliğinizdir. Birici uğraşınız bu aletin pastan bozulmaktan korunmasına sarf edilmelidir. Sabahleyin kalkınca hemen aynaya koşunuz. Çünkü ömrünüzün üzerinden geçen bir gece, yılın 360 bu kadar günlük bir aşamasını daha yürümüş olmanızı gösterir. Bir kadın için bir gün bayatlamak, ihtiyarlamaktır. Çünkü 14 yaşında körpecik bir kız dakikaların birikmesiyle acuze olur. İnsafsız zamanın saniyeden saniyeye sizi uğrattığı yıkıcı değişmeyi onarmaya koşmakta bir an gecikmek, güzellikçe intihar etmek demektir. Bugün ayna yüzünüzde dün olmayan fazla bir çizgi gösterince hemen onu yok etmenin çaresini aramalısınız. Size verecek 10 emrim yani 10 tembihim var. Bunlar bana güzellik tahtında yıllarca saltanat sürerek dünya hakimi olmuş bir kadından miras kaldı. Hepsini kendinize uygulamakta başarı gösterirseniz dünyanın sevgilisi kocanızın tanrıçası olursunuz. Birincisi, hafif mideyle erken yatınız. İçi şerbetçi otu çiçeğiyle doldurulmuş bir yastığın üzerinde uyuyunuz. İkincisi, gece döşekte kitap okumayınız. Gözlerinizi sarı yonca çiçeğiyle yıkayınız. Üçüncüsü, kışın sabahleyin kalkınca altı portakalın suyunu ve sonbaharda bir bardak taze ve halis şıra içiniz. Dördüncüsü, bütün vücudunuzu pırasa suyuyla yıkayınız. Bu su cilde zambak latifliği verir. Beşincisi, yüzünüzü çayır çiçeklerinden havza çiçeği özünden yapılmış suyla yıkayınız. Bu ilkbahar çiçeğinin suyu renginize ince bir güzellik verir. Yanaklarınıza gençliğinizin tazeliğini getirir. Altıncısı, sıkıcı işlerden kaçınız. Kalbinize keder sokmayınız. Dünya umurunuzda olmasın. Herkes sizi sevsin. Siz kimsenin sevgisiyle üzülmeyiniz. Yedincisi, her gün yatkın ökçeli ayakkabıyla tenhalık içinde bir saat kadar gezinti yapınız. Sekizincisi, yüzünüzde buruşukluk izi görünce hemen onları bir ipekli kağıdın üzerindeki kat çizgilerini düzeltir gibi parmaklarınızla vurarak ezerek yok etmeye çalışınız. Dokuzuncusu, gözlerinizle değil dudaklarınızla gülünüz. Yüzünüzün yukarı kısmıyla gülmek, göz uçlarınızda kaz ayağı denen çizgileri meydana getirir. Onuncusu, haftada bir defa vücut idmanları yapınız. İkinci reçete, Güzide Hanım'ın tertibi. Sevgili kız kardeşlerim, dört koca gittim. Dördünün de gönülleri üzerinde bir güzellik kraliçesi ihtişamıyla egemen oldum. Kendinizi kocalarınıza bir defa beğendirmiş olmak gururuyla asla başınız dönmesin. Evlilik döşeğinden yorgun, doygun kalkan bir erkek dışarıda rastlayacağı güzellikçe sizden aşağı kadınları daha çekici görmek tehlikesiyle yanınızdan uzaklaşır. Erkek hercaayı gönlünü baskı altında tutmak pek ince diplomatlık ister. Aşkınızı kocanıza belli etmeyiniz. Bittiğiniz gündür. Ülkeleri yöneten siyaset dehası göstermiş kraliçelerin, bazen ruh gıdıklayıcı bir çift kumral bıyığın çekiciliği önünde teslim oldukları görülmüştür. Erkeklerinizi kahrederek kullanınız. Saatlerce yalvarmadıkça okşamalarına boyun eğmeyiniz. Nazlarınıza dayanma gücünü vermek için her gün onları sevginizin zehriyle aşılamayı unutmayınız. Şehsuvar Bey, reçetenin burasında Vay kafir karı! Dedi. Bir sigara yaktı. Devam etti. Güzellik hep yaratılıştan olmaz. Onu kısmen sonradan elde etmek kabildir. En güzel vücutlarda bile doğanın ufak tefek hata ve unutmalarını onarma fenliğini bilmek bir kadına farzdır. Güzellik ve çekiciliğin sırlarından birkaçını size açıklayacağım. Birincisi, Sabahleyin kalkınca aynada yüzünüzü muayene ettiğiniz zaman benzinizi bozuk, soluk bulursanız perdelerinizi indiriniz. Tekrar hemen döşeğinize girip uyuyunuz. İkincisi, saçlarınızı haftada bir defa ılık biberiye suyuyla yıkayınız. İpek gibi parlak ve yumuşak olur. Üçüncüsü, ağzınızın gençlik tazeliğini korumak için yüzünüzden dudaklarınızın uçlarına doğru uzanan bir çizgiyi her gün masajla kaybetmeye uğraşınız. Dördüncüsü, her gün yanaklarınızın etrafına masaj yapmak da yüzünüzün letafetini artırır. Beşincisi, yüzünüzü de masaj ediniz. Altıncısı, otuzuncu yaşınıza doğru yüzünüz kızarmaya başlarsa sıcak suyla kompres yapa yapa bu kızartıyı geçirebilirsiniz. Yedincisi, hafif gül suyu banyosuyla gözlerinizin genç, çekici ve parlak bakışını koruyunuz. Sekizincisi, kocanıza kendinizi pek sevdirmeyiniz. Dokuzuncusu, çocuk için verimli bir kadın olmayın. Onuncusu, kimseye gönül vermeyiniz. Kocanıza bile. Bu kadın doktorların birkaç reçetesi daha vardı. Ama karı koca arasındaki pek ince ve içten duygularla ilişkisi dolayısıyla bunların yazılmasından vazgeçiyoruz. Şehsuvar Bey hemen hokkayı açtı. Kalemi aldı, yazmaya başladı. Kadınları akıl ve mantığa döndürme reçetesi. Şehsuvar Bey Tertibi Ey bütün evli kardeşlerim! Karılarınıza sevgi zehriyle aşılanarak, her türlü naz ve cephaya dayanma gücünü elde etmiş zavallılar. Kadınlarla savaş halindeyiz. Sizi... Silah başına çağırıyorum. Savaş ilan eden onlardır. Çekicilik ve yüz güzelliği silahlarının zaferine güveniyorlar. Bu iki yüzlü, kılaalı ve doğanın en keskin kesici aletinin keskinliğinden kim korkmaz? Kadın Adem'i bu silahıyla cennetten kovdurmadı mı? İlk insan oğullarından Kabil'in Habil'i öldürmesinde cinayet nedeni yine bu silah değil miydi? O zamanlardan beri insanların başlarından geçen kanlı serüvenlerin hemen yüzde %95'inde bu korkunç silahın parıltısı görülmez mi? Babayı çocuğun, kardeşi kardeşin, dostu dostun kanına susatan kadının bu tehlikeli güzelliği değil midir? Aşk şehitleri üstüne bir istatistik tutulsa bu mazlumların toplamı insanlığın şimdiye kadar bütün savaşlarda vermiş olduğu kayıpların toplamını geçer. Kadın sizi çekiciliğiyle zehirlemeden önce kanınızı buna direnecek panzehirle aşılayınız. Onların silahlarına karşı siz de silahlarınızı çekiniz. Aynı aletle savaşınız. Güzide Hanım düzenlediği reçetede ülkeleri yöneten siyaset dehası göstermiş kraliçelerin bazen çekici bir çift kumral bıyığın önünde dirensiz kaldıklarını söylemiyor mu? İşte bu hanımın kendi cinsine verdiği dersten biz de kendimize bir ders çıkaralım. Avrupa edebiyatçılarından biri diyor ki, ''Kadın kedi tabiatlıdır. Sevmek istediğiniz zaman sizden kaçar. İstemediğiniz bir anda gelir, sürünür.'' Yüzlerce kadının gönülleri üstünde her zaman üstün bir başarıyla sultanlık etmiş, aşk zaferleriyle ün yapmış, tecrübeli bir erkekten dinlediklerimi kendi kadınlık hakkındaki görüşlerimle karıştırarak aşağıdaki emirleri ilgililere arz ediyorum. Birincisi, evlenişinizin ilk günlerinde kadının üzerine açtığı büyüleme ateşi ne kadar şiddetli olursa olsun yenik görünmeyiniz. Erkekçe vakar ve ciddiliğinizi koruyunuz. Hatta cinsel isteğe karşı elinizden gelebildiğince perhiz yapmaya çalışınız. Çünkü evlenmenizin ilk günlerinde kadınla karşı karşıya kurulacak duygu ilişkinizin evlenmenizin daha sonraki günleri üzerine etkisi büyük olur. İlk günlerde kadına dandini bebek hopbalığı gösterir ve onun her istediğini yapma fedakarlığına hazır olduğunuzu anlatırsanız çok çekersiniz. İkincisi, kadına karşı daima siz etkin olmayınız. Onun bu isteğinizi kabule hazır olduğunu gözlerinizde okuduktan sonra buna cesaret ediniz ve bırakınız bazen okşayışlarınızı sizden o dilensin. Bazen de bu dilenciliğini anlamazlıktan gelerek onu üzünüz. Hırçın ve isteksiz zamanlarında kadından lütuf beklemek, onu şımartmak ve itaatsizliğe alıştırmaktır. Bir kere ters geri çevrilen erkek, ikincisine uğramamak için tedbir almazsa en zayıf damarlarından yakalanmış dizginlerini kadına kaptırmış olur. Üçüncüsü. Onların densizliklerine meydan vermemek için ara sıra siz hiçten bir mesele çıkararak hırçınlanınız. Dördüncüsü, daima güç beğenir olunuz. Size beğendirmeye uğraştıkları şeylere dudak bükünüz. Beşincisi, kusurlarını çabuk affetmeyiniz. Altıncısı, yalanlarını tuttuğunuz zaman hemen yüzlerine vurunuz. Yedincisi, size yaltaklandıkları vakit, bunun altından çıkacak isteği keşfe uğraşarak ona göre savunucu durum alınız. Sekizincisi, Kadın arada küserek sizinle lakırdığı keserse ondan önce barışmak isteği göstermeyiniz. Bu hareketten pişmanlık duyuncaya kadar onun küskünlüğüne iki kat karşılık vermekte direniniz. Dargınlığıyla sizi üzeceğini anlarsa her gün bu kötü hareketi huy edinir. 9. Memuriyet ya da ticaret işlerinizden ona hiç söz etmeyiniz. Kasanızın varlığını bildirmeyiniz. Çünkü resmi görevler veya kazanç işleriniz üstüne onunla dertleşirseniz size akıl öğretmeye kalkar. Sizin arkadaşlarınız ve üstlerinizle bozuşmanıza yol açar. Dediklerinizi dikkate almazsanız gücenir. Eldeki paranızın miktarını bilirse ona göre masraf kapısı açar. Aranızda dırıltı eksik olmaz. Kendini size eli sıkı bildirmek için en ufak tefek şeylerde çok dikkatli davranır ama yavaş yavaş bütün servetinizi kendi çıkarına kullanmaya çareler arar. Eksilen parayı nereye harcadığınızı sorar. Bütün harcamalarınıza karşı çıkar. Onuncusu, karısını idare edemeyen erkek onun idaresi altına girer. Tımarhaneye getirilen bir deliği güllabiler ilk günü nasıl korkuturlarsa kadını da ilk saatinde öyle yıldırmalıdır. Erkeğe itaat olmayan bir eve mutluluk giremez. Kadınlık bilgisi profesörlerinden Sayın Gülfem ve Güzide hanımefendilere Reçetelerinizde aile mutluluğuna yetecek etkili bir deva göremedim. Karılarımıza gençlik ve güzelliklerini kocalarına karşı silah gibi kullanmayı salık veriyorsunuz. Silah düşman için icat edilmiştir. Dosta yöneltilemez. Erkeklerin yalnız sevgilerini değil, saygılarını da kazanmayı bilmelisiniz. Güzellik çabuk geçer. Yürek güzelliği devamlıdır. Güzelliğe olan aşk onunla birlikte yıkılmaya mahkumdur. Samimilikten, saygıdan doğan gerçek aşk kalple birlikte yaşar. Her kadın otuzundan sonra güzelliğinin sönmesiyle kocasının sevgisini kaybedecekse insanlığın haline yazık olmaz mı?'' Hanımlar, yaşlarınız ilerleyip de herkesin kayıtsızlığıyla karşı karşıya kaldıkça, yürekleriniz fazla tutkulardan temizlendikçe, karı koca ruhunun birbirine samimiyet ihtiyacı o zaman artar. Yıpratıcı, yıkıcı yılların yüzümüzde yapacağı çizgiler masajla giderilemez. Aldanmayınız. Gözlerimizde sönen gençlik ateşini hiçbir gül suyu banyosu yeniden alevlendiremez. Yüzlerimizden kaçan gençlik tazeliğini hiçbir lokman ilacı geri getiremez. Ağzınızın gülmesine katılmaktan, gözlerinizin ne kadar alıkoysanız da vakti gelince onlar yine buruşur. Yaşayan ihtiyarlar. Doğa yasası böyledir. Bu alemde aynı halde kalan hiçbir şey yoktur. Genç kalmak istiyorsanız nefes almayınız. Hanımlar, Yaşamak bir görevdir. Herkes bunun kendine düşen bölüğünü hakkıyla yapmaya çalışmalıdır ki dünya düzelsin. Sabahleyin döşeğinden kalkınca bir kadının ilk ve son uğraşı aynada yüzünü muayeneye zaman harcamak olursa aile işlerine kim bakar? Tuvaletin de sırası vardır. Sabahleyin uyanan bir kadın aynadan önce kocasının ve çocuklarının yüzlerine bakmalı. O günkü yaşamının yine kendine ne ağır ne zor görevler ve fedakarlıklar yüklediğini görmeyi bilmeli. Yaşamına sıvanmalı ve çevresindekileri aile mutluluğu içinde yaşatmaya uğraşmalıdır. Kadının doğurganı makbul, kısırı uğursuzdur. Çünkü birisi ailesini doğurganlığıyla şenlendirir, öteki kısırlığıyla söndürür. Aile kadınlığı ve analık İnsanlık görevlerinin en şereflisidir. Kuşlar yuvada küçüklerini besler. Kuluçkalar civcivlerini kanatları altında gezdirir. Kediler yavrularını şefkatle yalayarak emzirirken gördüğümüz vakit yüreğimiz eziliyor, şaşıyoruz. Analık büyüktür. Çünkü evrenin temelidir. Annemi düşündüğüm zaman hep bir minnet titreyişi ve saygıyla sarsılırım. Ananın en iyisini ayna meraklısı boyalı kadınların arasında aramak yersizdir. Şerbetçi otu çiçeğiyle doldurulmuş yastıkta yatmak, yılların yüzünüze yazacağı hayat yorgunluğunu yok edemez. Gül kurusu döşekte yatsak da son yatağımız yine kara topraktır. Bu değişmez gerçek karşısında görevimizi bilelim, birbirimizi sevelim, işte mutluluk budur.'' Şehsuvar Bey sertçe başladığı düşüncelerini yumuşaklıkla bitirdi. Yazdığı öteki reçetelerin arasına karıştırarak yazıhaneye kilitledi. O gece karı koca ilkin atıştılar, sonra barıştılar. Gençlik sözünü yerine getirdi. Aşk her şeye üstün geldi. Son